Merhaba, Müyle Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Selma. Bu videoda geleneksel tıraşın vazgeçilmezlerinden tıraş fırçalarının bakımını konuşuyoruz. Hemen bir müjde veriyorum. Bu serinin ilk videosu olması nedeniyle bu videonun sonunda sizin için bir sürpriz var. İster doğal hayvan kılından üretilmiş, ister sentetik kıllardan üretilmiş olsun, tıraş fırçalarımızı daha uzun ömürlü kullanmak, daha verimli performanslı kullanmak için bakıma ihtiyaçları var. Sentetik fırçalar ve hayvan kılından üretilmiş fırçalar. Tıraş fırçalarının bakımı için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Öncelikle tıraş fırçalarımıza yapmamamız gerekenleri sıralayalım. Sanırım tıraş fırçamız için yapacağımız en kötü muamele kullanımdan sonra tıraş fırçamızı iyi temizlememektir. Tıraş fırçasının kullanımından sonra dipte kalan sabun artıkları, köpük artıkları zamanla kılların dipten kopmasına ve performansının azalmasına sebep olur. Bu nedenle en önemli bulduğum konulardan bir tanesi tıraş fırçasının kullanımdan sonra temizliği. Temizlemeden bırakmıyoruz. Birazdan tıraş fırçamızı nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim. Yapmamamız gereken bir diğer husus tıraş fırçamızı kaynar suya daldırmak. Biliyorum sıcak köpük hepimizin hoşuna giden bir şey. Özellikle kış aylarında soğuk sabahlarda sıcak köpüğe kimse hayır demez. Fakat ister bu şekilde hayvan kılından üretilmiş olsun, ister sentetik kıllardan üretilmiş olsun, kaynar suya bırakacağımız tıraş fırçamızın kılları ve düğüm zamanla zarar görecektir. Bu nedenle 45 derecenin üzerindeki suyu kullanmayın tıraş fırçanız için. 45 derece nedir? Elimizi yakmayan sudur. Elimizin girebildiği kadar yani sıcak musluk suyu kullanacağız. Fırçalarımızı yumuşatırken, ıslatırken. Uzak durmamız gereken bir diğer nokta da tıraş fırçalarımızın temizliğinde kimyasal kullanmamak. Deterjan, sirke, boraks, dezenfektan kesinlikle fırçalarımızı, kıllarını temizlemek amacıyla da olsa bu maddelerle buluşturmuyoruz. Bu maddelerden uzak duruyoruz. En güzel temizlik suyla yapılan temizlik olacak. Birazdan da anlatacağım. Şimdi fırça bakımında yapmamız gerekenlere geçelim. Öncelikli olarak fırçamızın tıraş sonrası temizliği. Yine kıl yapısından bağımsız olarak fırçalarımızı her kullanımdan sonra dipteki ve kıllar arasındaki köpük ve kireç artıklarını temizlemek üzere akan suyun altında kılları açarak bu şekilde farklı açılardan parmaklarımızla kılları açarak suyun altında temizliyoruz. Dibe doğru açmaktan çekinmeyin çünkü en çok sabunun artığının, köpük artığının ve kireçlenmenin olduğu yer düğüme yakın olan yerdir. O sebeple iyice açarak fırçamızın temizliğini yapıyoruz. Peki nasıl anlayacağız gerçekten fırçamız temizlendi mi? Fırçamızı gıdıklıyoruz. Ne demek fırçayı gıdıklamak? Yıkadıktan sonra, temizledikten sonra dip kısmını parmağınızla gıdıklayın. Fırça gıdık alıyorsa yani dipten köpürmeye başlıyorsa henüz temiz değildir tam olarak. Fırça gıdık almıyorsa, köpürmüyorsa dibinden artık kurumaya bırakabilirsiniz. Bir diğer nokta fırçamızı kurutuyoruz. Kurutmadan asla kapalı bir ortam, poşet, havlu bir yere sarmıyoruz. Yıkadık suyunu düğümden asılmadan sıktık suyunu. Hiçbir yere havluya sürtmenize gerek yok. Askısına ters bir şekilde asacağız. Ve havadar bir yerde, nemli olmayan bir yerde kendi kendine kurumaya bırakacağız. Fırçanızın iyi temizlenip temizlenmediğini anlamanın bir diğer yolu da kurumuş olan fırçanızı bu şekilde kıllarını esnetip havaya bir toz bulutunun çıkıp çıkmadığına bakmak. Eğer beyaz renkli bir toz bulutu çıkıyorsa demek ki fırçanızda sabun artıkları kalmış ve kurumuş demektir. O nedenle bir sonraki kullanımdan sonra fırçanızı daha özenli temizlemeye dikkat etmeniz gerekir. Bazı fırçaların sapları doğal malzemeden üretilmiştir. Ahşap ve boynuz gibi. Ahşap saplı fırçanızın sap kısmı özel bakıma ihtiyaç duyar. Uzun aralıklarla saplara bakım yapabilirsiniz. Bunun için özel olarak üretilmiş müyle bakım yağlarını kullanabilirsiniz. Gelelim sürprizimize. Bu videonun serideki ilk video olması nedeniyle kanala abone olup bu videonun altına yorum bırakan 3 kişiye Müyle Türkiye NOM marka doğal kıllara sahip tıraş fırçası hediye edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.